Ben dün akşam, dün ve bugün 2 gün boyunca ODTÜ öğrencilerinin değişik topluluklarıyla görüştüm. Yani değişik ODTÜ topluluklarıyla birbirinden bağımsız. Ve konseri üstlenen, konseri diyorum, şenliği üstlenen Orta Doğu Uluslararası ODTÜ Uluslararası Topluluğu'yla görüştüm. ODTÜ Uluslararası Topluluğu'yla. Ben görüşmelerden sonra Sayın Öztürk'ümüzün yemek davetini kabul ettim. Hani siz böyle bir şey yapmışsınız, teşekkür ederiz ama konu bildiğiniz gibi değil demek istedi. Gittim, oturduk, yönetim kuruluyla beraber yönetirdik ve olayın şenliğe maddi durumdan dolayı değil, idari durumdan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirttiler. Bu konuda yanlış anlaşıldıklarını söylediler. Ben öğrencilerden gelen taahhütleri bir sanatçı ya da bir müzisyen ya da bir Ahbap Derneği Başkanı olarak değil, eski bir otçulu olarak geldiğini ifade ettim. Onlar da çok memnun oldular. Zaten bu şekilde davetimi öncesinde söylemiştim. Eski otçulu olarak kabul edin ve gelmeni istedim. Hani git gelmek istedim. Bunda orayı iliştirirsiniz. Sonrasında sohbet açtı ve ODTÜ rektörlüğü öğrencilerle birçok konuda uzlaşamadıklarını ifade etti. Sonra ben onlara öğrencilerle birlikte bu konuda hangi dekanımız, hangi öğretim üyelerimiz yetkiliyse bir toplantıda hep beraber olalım isteğini ilettim. Onlar da hani çocuklarımız buraya gelebilir dediler. Ve öğrenciler de geldiler. Biz ayrı bir odada Dekan Hanım, Gaye Hanım'ın odasında, pardon, rektör yardımcısı Gaye Hanım'ın odasında oturduk. Uzun süren bir toplantı yaptık. Sonuç şu, şenlik yapılıyor. Fakat öğrenciler bu konuda huzursuz ve mutsuz. Çünkü öğrenciler diyor ki biz şenlikte birçok bölgede, 3 ayrı bölgede, bakın 3 ayrı bölgede, 3 ayrı sahne kurulabilecek. Ama benim stadyumunda sahne yapamayacaklar. O direktörlüğü diyor ki biz diyor biz diğer etkinlikleri de iptal ettik. Bu yıl böyle bir karar aldık. Gerek konserlerden sonra temizlik açısından, gerek idari bir güvenlik açısından biz çok bu konuda muzdarip olduk. Buyurun bütün konserlerimizi diğer sahnelerde yapın. Hatta ODTÜ stadyumunu, Devrim stadyumunu akşama kadar, geceye kadar kullanın. Ama konser sahnesini KKM'de yapın. Kastamonu, Malazgirt. Yani 3 KKM'de yapın. Öğrenciler ise hayır biz diğer KKM'de de yapacağız. Orada da yapacağız ama Devrim Stadyumunda da kendi müziklerimizi Devrim Stadyumunda yapacağız. Bunun için bir sahne talep ediyoruz dediler. Yani ODTÜ yönetimi sahne vermiyor, şenliği yapıyor ama öğrenciler de sahne istiyor. Son denilen nokta bu. Bu noktada ben artık bırakmak zorunda kaldım. Hani şöyle yapmak zorunda kaldım. Hani benden bu kadar dedim. Bir şekilde umarım uzlaşırsınız dedim. Toplantıdan ayrıldım. Toplantıyı bitirdik. Onlar daha sonra görüşürler görüşmezler bilmiyorum ama son bir noktada uzlaşamadılar. Ama diğer noktalarda uzlaşı sağlandı.